Merhabalar, ben Köfte Köfte ve Köfte İstan New Horizons'ın 21. bölümünden evet, kendi girişimi hatırladım. Tebrikler. Ve burada ilginç bir şey göreceksiniz. Evet. Arada şu quest'i tamamlamak için adımlardan bir kısmını yaptım mesela. Şu kadar Cocoon Break. Bu arada şu Cocoon Break'leri yapmak... İtinayla şu Cocoon Break diyorum. Cocoon Break'leri, pardon, şu Cocoon Break'leri yapmanın daha kolay bir yolu var. Şunla uğraşmaktansa sadece Hello Smelter'dan Santa Clay'a geçirmek yeterli. Evet, biraz uzun sürüyor ancak voila, aslında iki tane daha yapabilirim. Neyse. Şunu içeri taşıdım. Aşağısı biraz boşaldı çünkü aşağısı direkt tamamen kazan dairesi olacak. Büyük arkadaşı kaldırdım onun yerine. Ups. Şunları getirdim. 3 tane. Bunları otomatikleştireceğiz. Bunun yanı sıra. Burada başka ne değişik? Ups. Senin içim kararmış. Neyse. Burada şunları şöyle koydum. Şunu da sürekli değiştirip duruyordum. Değiştirip durmak yerine böyle bir düzene geçirttim. İşin sonunda bence daha verimli oldular. Ve tabii ki de bir uyuyalım. Tabii şu an şu kokonlar şu an çalışmıyor çünkü doğru düzgün kömürüm kalmadı. Hatta dikkat ettiyseniz bunlar da çarkolla çalışıyor. Evet, merdivenleri nihayet dolaştım. Merdivenler... Neden sen de gözüküyorsun bilmiyorum ancak aslında Abyssal Break'ler. Evet. Diğer yandan. Bir yemeğimizi yiyelim. Değişiklikler arasından. Aslında fabrikada biraz daha değişiklik var da önce şu değişikliği devir. Belirtelim. Hızlıca. Ve tam yukarıda açamadım. Burada çok bir değişiklik yok henüz. Buraya... Evet. Gördüğünüz gibi katmanlama olayına başladım burada. Aslında şöyle bir şey yapabilirim. Birer blokta kaydırabilirim. Şimdi düşündüm de. Birer blok kaydırmam sanki daha sağlıklı olacak gibi. İki blok. Aynen çok daha güzel duracak birer blok kaydırmam. Tamam, bunu kenara not aldım. Hazır gelmişken. Evet. Bu bölüm ne yapacağız? Aslına bakarsanız çok doğru düzgün bir fikrim yok. Ne yapacağım konusunda. Şu fabrikamıza geri dönelim. Zaten fabrikamıza döneceğimiz için şuradan direkt yardırabiliriz. Evet. Selam fabrika. Şimdi fabrikada bir iki değişiklik daha var. Şu arkadaş. Assembling Machine. Assembling Machine'i önden craft ettim. Gene sen. Burada spawn oluyor itinayla. Tam buralarda bir yerde. Burada biraz daha ışıklandım. Aslında düzgün bir ışıklanmaya geçeceğim şu torçlardan çıkıp da. Şimdi quest book'umuza gelelim. Bu arada şu göreve de yavaştan girişeceğiz ancak öncesinde düzgün bir elektrik üretimine ihtiyacımız var. Şimdi assembling machine. Hand pump kesinlikle istemiyorum şimdilik. Quiver yapabiliyormuşuz. Bu arkadaş kesinlikle işe yarayacak bir şey. Benden ne istiyor? Bir adet float diamond ve 5 adet torch. Float diamond'ı nasıl yapıyoruz? Bir adet elması çekiçleyerek.
Ama yanlış hatırlamıyorsam benim bir. Ya Flawed ya da Flawless Diamond'ım olacaktı. Varsa eğer şu Flawed Diamond şu an benim için yapması inanılmaz kolay bir şey. Hayır. BF7'ye bir tekrar basayım. Ah! Flawed Diamond. Hatta iki tane yapabiliyorum. Neden olmasın? Aşağıda Steam'imiz var. Olacağı. Hazır gelmişken sizlerden ölmüş olan var mı? Sen olmuşsun. Sen olmuşsun. Teşekkürler. Köprümüz için şuraya doğru biraz yol almaya başladım. Şuradan devam edecek. Bir çankarı da boşluk olacak. Şu çankaya bir şeyler koyarım herhalde. Belki tren gırı orada olabilir bu bina için. Tren girişi. Şimdi. Flawed Diamond ve başka ne istiyordum? Molten Tin. Doğru, ben bunu neden unuttum? Molten Tin'i nasıl yapıyoruz? Fluid Extractor'dı değil mi? Fluid Extractor, evet. Molten Tin. Aklıma bir fikir geldi. Bunu yapabiliyor muyum? Da sanmıyorum ya. Fluid Extractor. Fluid Extractor'ı her türlü yapacağız. Fluid. Tabii ME basslar şu an hayal bizim için. 9. 13. 9. Aslında dur, şu an bunlardan çok harcamak istemiyorum. Çünkü şunlarla da bir görevi tamamlayacağım aslında. Şunlar geldiğinde. Hatta dur bir bakalım. 3 tane. Neyse, o zaman bunun dışındaki kısımları tamamlayalım. Böyle güzel gitti. Şimdi tin kablo. Tin kablomuz var. Red alloy. Aslında benim biraz daha red alloy yapmam güzel olabilir. Bunun için redstone dust. Gel bakalım. Redstone dust'ımızı bu şekilde yapıyoruz. Biz de ola durun bakalım. Ve o zaman bir evime de gideyim. Nasıl da burası tam olarak evim değil ama şu an için evim. Steel, copper, tin zaten burada gold. Redstone'um orada oluyor. Aslında buradan redstone alabilirim. Bir tane değil tabii ki de. Lütfen. Şimdi. Öncelikli olarak. Bir tin oradan ne kadar molten tin elde ediyoruz. Fluid extractor. Yüz kırk dört. Sen ne kadar istiyorsun? Tamam. Tanesine 10 tin harcıyoruz. Yani totalde 20 tin harcayacağım. Makul. Şimdi smelter. Ve arkada cıyaklayan bir façı var. Bunlardan birilerini eritebilirim de. Red alloy ingot. Ve şu an hapırlarımın çoğu burada harcanıyor. Şurası 3 tane hapırı tek başına yiyor. Buraya da bir tane hapır gelecek bir yere. Şunları da bir yere oturmasını yaşamamız lazım.
60 tane olmuşlar bile. Bunlar bir de ardından Forchamber'dan geçirilecekler. 64 tane oldu. 64 tane oldularsa Forchamber'dan geçirilebilirler. Buhar sıkıntımız olmadığı için rahatız. Ama tabii ki de steel sıkıntımız var. Ve bundan sonra bir tur daha bekleyeceğiz. Sırf bunu yapabilmek için. Ay sana da unutmadan ben biraz da tin alıp getireyim buraya. Nasıl dur? Bu fikir geldi. Şimdi ben neye bakıyorum? Hah, tin. İşe yarayacağımı çok düşünmüyorum ancak yani sen mi diye düşünmedim değil. Şurada eritip buraya taşımayı denemek. Ve çok sonuç vereceğini sanmıyorum. Neyse o esnada yapmamız gereken başka şeylere de bir bakalım. Alüminyum ve magnezyum, bunları elde etmekle uğraşmayacağım şu an. Electric Furnace'a ihtiyacımız yok. Press'e ihtiyacımız yok şimdilik. Suction Device, buna da ihtiyacımız yok. Aslında Combustion Generator'la uğraşmam lazım. Ama şu an uğraşamıyorum. Yapabileceğim de görevlere bakmak istiyorum. Yorgun Crossbow yapabiliyorum. Ne yapmak istediğim bir şey mi? Hayır. Evet o zaman ben şu stiller olana kadar videoyu durdurayım. Evet ve geri geldik. Ve... Come here my friends. Come here. Bronze mu, rubber mı? Şimdilik bronze alayım. Steel üretimim o kadar sıkıntılı değil. Ve daha fazla korkuyorum. Evet, şimdilik. Şunları böyle atabiliriz. Siz gelin bakalım. Şimdi öncelikli olarak tutayla 15 tane plate. Evet, burada da biraz değişiklik yaptım. Bunlardan iki tanesini şöyle dönüştürelim. Hızlıca çekicimi bulamıyorum. Yöntemi cidden... Great Economy'nin en büyük sıkıntısı. Envanteriniz artık envanter olmaktan çıkıyor. Siz de gelin bakalım. Bunu da ikiye çekmemiz gerek. Abi bu arada yani benim hakkımda ufak bir detay. Fare kullanma konusunda özür diliyorum. Çoğu işimi fareyle yapamam. Hani bu benim hakkımda ne söylüyor bir cidden emin değilim. Bir iki lütfen. Ve tin kablolarım. Ne kadar tin kabloya ihtiyacım olacak? 2 4 5 6 7 8 9 9 tane tin kablo. Tamam mı? Sen 9 tane. Steel plate. Teşekkürler. Dur. 9'dan fazla da olabilir. Şu an
yanlış hesaplamış da olabilirim. Şu an tamamen kafam gitmiş durumda. Yani uzun yorucu bir günün ardından Minecraft oynamak zaten çok dinlendirici bir etkinlik sayılmaz. Merak edenler için bugün günlerden cuma. Yorucu bir haftaydı. Şimdi iki tane motor yapıyoruz bunun için. Dört kapır. Teşekkürler. Dört kapır lazım. Mesela dört tane bulman lazım ama burada hiç yok. Kalmış. Şimdi gel, sen de gel ve siz bir magnetize olun. Teşekkürler. Evet. Sanırım yanlış sayım. Lütfen orayı atlayalım. Machine Hole Craft'ını atlayalım tamamen. Sen gel ve iki tane daha lazım. Ve sonrasında şunlar da kol kokalı olacak. Evet, sonuncusu. Seni bekliyoruz. Bütün bir köftesten kanalı olarak. Bütün köftesten kanalı dediğimde artık çok fazla bir kişi değil ama. İki, bay. Pompa hiç kullanıyor muydu? Yok, pompa da kullanmıyor. Güzel. Ama burası kullanıyor. Size, sen eski usulü yapsın. Mesela ben açsam da şey... Şu an sanki işim yok şu an. Sanki işim yok. Pompanın şu kalan malzemeleri. Şuradır. Evet, rubber sheet ve bıçak. Ya da extruder'dan bu şekilde geçirmek. Tahmin edin aynısını yapıyorum. Tahmin etmesi zor değil mi? Evet. Ve alüminyum rust'tan da biraz daha yapmam lazım bir yere. Sen gel bakalım. Dört tane steel, sen de bir yandan iri. Siz ya zaten yavaş eriyorsunuz. Her türlü önden hazır olun. Siz de pişin. Iron Ore, siz de şöyle gelin. Evet. Molten Aluminium Brass. Teşekkürler. Şimdi ring. Rubber ring. Bu ne gerektiriyor? Senin için arka tır farklı. Tamam. Wire cutter. Teşekkürler. Stillerde erimiş ve neden bir şey efektif yapabiliyorken en efektif olmayan şekilde yapmaya uğraşalım değil mi?
Şu an bunu efektif bir biçimde yapabiliyoruz. Bunun için sadece bir tane... Valla sen ne şimdi işimiz yok daha mesela bunun için yaptık. Evet. 3 tane rubber harcamamak için böyle bir işe giriştik. Önce team rotorlar da vardı. Tamam siz gelin. Steel'da sen gel. Bir tane sen, bunun yanı sıra wire cutter, hammer. Teşekkürler. Ardından. 3. Sen gel. Tin kablolar. Yok, tin kablolar şöyleydi. Pardon. Voila, electric piston. Şimdi bize pompa için tin screw ve tin rotor lazım. Bunun için 3 tane tin rotor lazım. Ben bunları imece usulü bir tanesi halka olacak. Evet. Diğer ikisi bir de olacak. Burada. Ben bunları lateden geçirirsem eğer. Yani machine noise mafiyosan da cutting machine torch hammer. Torch hammer da böyle. Ha tamam. Mesela screw'u daha kolay elde etmenin bir deyi. Lead solidifier, lete. Ha, bolttan direkt elde edebiliyoruz. Ha, bir tanesini elde edebilirim, evet. Ve bu bayağı hızlı da oluyor. Ve bir de kaç, 4 tane olması lazım. 4 tane de template. Template der gibi template dedim. Ne tim yumuşak bir metalsin sen. Ya çok kadar yumuşak. Güzel soru. Tim ne kadar yumuşak bir metal. İnanmanın sorunun yanısını ben de şu an bilemedim. Hammer. File. Screwdriver. Screwdriver. Hammer. File. Valla tin rotor. Tamam, tin rotorumuz hazır. Sonrasında screwdriver. Bone split pipe. Bone split pipe. Bir tane var. Bone split pipe. Gel. Gel. Rubber ring. Rubber ring. Evet, rubber ringler. Sonrasında wrench ve screwdriver. Wrench, screwdriver, pompa ve voila. Doğru, bir saniye. Doğru, o pompayı craft etmedik. O pompayı chest'ten bulduğumuz için achievement'ını almadık. Şimdi achievement'ını da almış olduk ve evet, iki tane de tin kabloya ihtiyacım olacak. Pompa. Benim glass'ım var mı? Circuitler. Şurada sanki bir şeyler vardı. Evet. İki tane clear glass. Bunu chisel'dan geçireceğiz aslında, değil mi? Evet. Bunu chisel'dan geçireceğiz. Gel bakalım. Chisel, 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 chisel. Vanilla glass. Evet, her türlü bir crafting için 2000 ağrısı koşturmam gerekiyor. Ve I'm starving. Evet, Sovyet vatandaşı değilim. Bakalım kaç kişinin sinirlerini bozduk bu espriyle. İki tane rubber. Şöyle.
eğer... Evet, şunu hesaba katmamıştım. Amazing Fluid Extractor. Ve şimdi sen gel bakalım şöyle. Ve buraya bir adet de... Small rough item fluid pipe iş görür. Ve wrench. Şimdi 20 tane tin vereceğim burada. 20. Yani yine o yaratıklardan biri belirdi diye korktum. Uyudu, otur, otur. Ah, enerjisi yetmiyor. Bu ikisi aynı anda çalışamıyor. Ya zaten buharım bitmiş. Harika. Bir bölümde bütün bir buhar tankını yiyormuşuz. Hayır, ikisi de istemiyorum. Evet, sıkıntımız... Bunların beraber çalışması değilmiş. Muhtemelen ama o da var. Hatta bir bakayım bu resmi kaç yiyor, tüketiyor. Gel bakalım. Sen dur. Sen kaç yiyor tüketiyorsun? 30 yiyor. Bu kaç yiyor tüketiyor? Aslında tam yetiyor. Ya yok. Dur. Molten tin. Yok, tam bu da 30 yiyormuş. Lafımı geri aldım. Bir tane daha şunu yıkayım. Şu an suyu koymam lazım. Asıl dur, koyalım. Zaten şu an yapacak başka bir şeyimiz yok. Sadece bunların ısınmasını bekliyoruz. Voila! Ve bunlarda da son 2 tane kalmış. Sizler de... Sen değil, seni... depolama alanımıza götürelim. Evet, doğru adıyla andım nihayet. Depolama alanı. Şimdi... Hop. Neresin? Evet, redstone için ve şunlar için de. Ve siz de şöyle gelin. Bu arada full cana sadece full double cana sadece bir kalyon kalmış. Güzel. O nasıl gelişiyor diye soracak olursanız yemek yedikçe bazen onun geliyor. Ben de tam çözemedim. Sana Steam gelmeye başladı mı? Evet, gelmeye başladı. Güzel. Ama şimdi sen de dur. Tamam. Steam dolmaya başladığına göre şunu bir önce başlatalım. Şunlar bir. Bitsin. Evet. Önce tabii ki de bu oldu. Bu bittikten sonra şuna devam ediyoruz. Evet, grafik makinelerin ilginç yanı. Malzemeyi kaybetmiyorlar ancak
Olur. Bunlar kesinlikle yetmeyecek. İyice bir 20 kare kadar dolmasını beklememiz lazım. Ah. Sen bilmişsin. Neden bu kadar çok enerji tüketiyorsun? Zaten envanterim de varmış. Gel. Gel. Ve sen de gel. Tabii ki de şu an bu hiçbir şekilde dolmuyor. Bu arada şurada benden önerdiği bir şey transfer pipe. Ne kadar efektifler bilmiyorum. Ayş. Items fluids. Aslında fluid taşımak için mantıklı olabilir gibime geliyor da. Ben Great Tech Pipe'larıyla mutluyum ya. Yani mümkün olduğunca Great Tech Pipe ile ilerlemek istiyorum aslında. Ve aşağısı da biraz da olsun. Çünkü şu üçün ürettiğinden daha hızlı bir biçimde tüketiyoruz aslında. Evet, aşağısı da olmaya başladı. Ah. Yani bunların borularımızın hepsi şu an ağzına kadar dolu. Burada artık birikmeye başladı. Çünkü belki biliyorsunuzdur, Gretek boruları teknik olarak direkt bir boru gibi çalışmıyor. Bunlar birer tank aslında. Birer tank oldukları için onlar aslında şey, sıvıyı kendi içlerinde barındırıyorlar ancak normal tanktan farklı olarak en yakın kaynağı boşaltmak istiyorlar. Evet, şu an çalışması lazım. Sen kontrol edelim. Yazdan bir recipe'yi bitir. Yani bu recipe'yi bitirip bölüme burada son vermek istiyorum. Ve oysa da şuna da bir bakalım. Evet, 16 blok alanda yaratıkların dolmasına engel oluyor. Evet, ikisini de yapabiliyoruz, tamam. Evet, basic protection. Teşekkürler efendim. Yani bunun anlamı bir chunk içerisinde chunk merkezini bulmaya çalışıyorum. Chunk içerisinde mesela şu an bir şey spam olmayacak. Aslında bundan benim bana bayağı bir lazım. Evet. Sanırım bu videoyu burada kesebiliriz. Gene bayağı bir şey yaptık. Aslında bayağı bir şey dedim. Sadece iki tane makine yaptım ama. Evet, izlediğiniz için teşekkürler. Köftesiz köftenin günler. İyi eğlenceler.